Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlere boşaltım sistemini anlatacağım. Canlıların ortak özelliklerinden biridir boşaltım yapmak. İşte buradaki tabii ki de metabolizma artıklarının oluşması sonucu boşaltım yapmayı gereği isteği duyan canlılar var. Hücrelerde metabolizma faaliyetleri sonucunda zararlı veya işe yaramayan maddeler meydana gelecek. İşte biz bu maddelere metabolizma artıkları diyoruz. Canlılarda meydana gelen en önemli metabolizma artıkları neler? Karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, mineraller ve su arkadaşlar metabolizma artıkları içerisinde alınabilir. Bu metabolizma artıklarından karbondioksit solunum organlarından dışarıya atılabiliyor arkadaşlar. Amonyak, üre, ürik asit gibi atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına biz boşaltım diyoruz arkadaşlar. Boşaltımı sağlayan özel yapı ve organlar boşaltım sistemini meydana getiriyor arkadaşlar. Bu boşaltım sistemi bizim vücudumuzda arkadaşlar vücut sıvılarının bileşimini, pH derecesini, işte asitlik bazlık derecesini, aynı zamanda arkadaşlar vücuttaki bulunan sıvıların hacmini düzenleyecekler. Bu sayede hücrelerin sürekli normal faaliyetleri içerisinde gereksinimi duyduğu, işte sabit çevre koşulu dediğimiz o homostasi, iç dengenin sağlanmasını gerçekleştirecekler. İç dengenin oluşması önemlidir. İşte bu iç dengenin oluşması için de canlıların ortak özelliklerinden biri olan boşaltımı yapması gerekiyor canlıların. Bakın amonyak, üre, ürik asit, nükleoprotein gibi azotlu organik bileşiklerin katabolizmalarıyla oluşacak arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz amonyak, üre ve ürik asiti. Peki bu yapılar arkadaşlar zehirlilik durumlarını, bu yapıları vücuttan uzaklaştırırken atımı için gerekli su miktarını bunlara bakalım. Amonyak çok zehirli bir maddedir arkadaşlar. Çok zehirli bir madde olduğu için bunun vücuttan uzaklaştırılması için de çok miktarda su gerekecektir. O yüzden bunu suda yaşayan canlılar ki bunlar balıklar gibi, kurbağa larvası gibi canlılar arkadaşlar suyun içerisinde yaşadıkları için amonyak şeklinde bunu boşaltım yapabiliyorlar arkadaşlar. Üre amonyağa göre daha az zehirli bir maddedir arkadaşlar. Amonyağa göre atımı için gerekli su da aynı şekilde az bir miktarda olması yeterlidir. Ürik asit zehirlilik durumu diğerlerine göre çok azdır arkadaşlar. Çok az olduğu için de atımı için gerekli olan su miktarı tabii ki de buna göre az olacaktır. Yani bir maddenin zehir oranı ne kadar artarsa onun dışarıya atılması için gerekli olan su miktarı da tabii ki de artacaktır. Zehirli maddelerde çok su dışarıya atılacak çünkü onları zehirsiz hale getirebilmek için bol miktarda su atışına meydana gelecek. Ürede de bakın amonyağa göre daha az zehirli, ürik asit de çok daha az zehirli olacak. Peki amonyak için şunu söylemiştik, suda yaşayan canlılar işte balıklar ve kurbağa larvalarında bunlar görülebilir, amonyak şeklinde boşaltımı yapabilir demiştik. Peki üreyi kimler yapabiliyor arkadaşlar? Yine kurbağaların erginlerinde arkadaşlar, insanlarda, memelilerde üre şeklinde atılabiliyor. Ürik asit arkadaşlar böceklerde, yine sürüngenlerde arkadaşlar, bunlar da kuşlarda ürik asit şeklinde dışarıya atılıp gözlenecek. Amonyak üre ve ürik asite dönüştürülmesi nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Amino asitlerin yapısında biliyorsunuz ki amino grubu var. Amino asitlerin metabolizmasının azotlilik katı amonyak ortaya çıkacak. Yani amino asitlerin katabolizmasıyla parçalanması sonucunda ilk ürün olarak amonyak çıkacak. İnsanlar bu amonyağı üre ve ürik asite dönüştürecek ve bunun iki yararı olacak. Ne? Amonyak çok zehirli bir madde olduğu için bunun zehir etkisinden korunmuş olacağız. Bizim karaciğer organımız arkadaşlar bu amonyağı üre ve ürik asite dönüştürerek zehirsiz bir hale getirmiş oluyor. Su kaybına karşı koruyacağız. Çünkü neden? Amonyak çok zehirli bir madde olduğu için onun atılımı için çok miktarda su gerekecek. Biz bunu üreye çevirsek daha az bir miktarda suyla biz bunu dışarıya atılımını gerçekleştirebiliriz. Şimdi üre biyosentezi ne demek arkadaşlar? Az önce de söylemiştik. Amonyağın, karbondioksit ve ATP'nin de kullanıldığı bir döngüyle arkadaşlar, ornitin dediğimiz bir döngü, bunun üreye çevrilmesini biz üre biyosentezi olarak isimlendiriyoruz. Burada bilmen gereken şey bunun amonyağı karaciğerde ATP ve karbondioksit yardımıyla arkadaşlar arkadaşlar üreye dönüştürdüğünü bilmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi insanın boşaltım sisteminin yapılarına. Bakın boşaltımda böbrekler, iç idrar kanalı dediğimiz üreterler, idrar kesesi dediğimiz mesane, dış idrar kanalı dediğimiz üretra görev alacak arkadaşlar. Demek ki boşaltım sistemi yapıları deyince aklımıza ilk gelecek şeyler bunlar. Birincisi böbrekler, ikincisi iç idrar kanalı dediğimiz şurası, üreterler arkadaşlar. Ardından idrar kesesi dediğimiz mesane ve ardından dış idrar kanalı dediğimiz arkadaşlar üretra gelecek. Peki bunlar nelerdi? Bunların yapıları nelerdi? Bunlara bir bakalım. Şimdi böbrekler bir çifttir. Fasulye tanesi gibidir. Bakın bir çift olarak, fasulye tanesi olarak, fasulye tanesi gibi ona benziyor. 10-15 santim uzunluğunda ve ortalama 160 gram ağırlığındadır arkadaşlar. Nerede bulunuyor? Bakın karın boşluğunun arka tarafında bulunuyor arkadaşlar. Bel hizasında bulunuyor ve omurdanın iki tarafında iki tane olarak, bir çift olarak bulunuyor arkadaşlar. Çukur kısımları tabii ki de içe bakacak şekilde konumlanmış bir yapıya sahip. Gelelim şimdi idrar kanallarına, yani üreterler arkadaşlar. Her böbrekten birer tane olmak üzere bakın üreter dediğimiz yapılar çıkacak. Daha sonra bu aşağı doğru giderek bakın idrar kesesi dediğimiz mesaneye doğru bir birleşim gerçekleştirecek. Her böbrekten birer tane üreter çıkıyor ve mesaneye de birleşiyor. Gelelim şimdi üçüncü boşaltım sistemi yapısına. İdrar kesesi yani mesane. Karın boşluğunun aşağı kısmındadır. Düz kastan yapılmış, bakın düz kastan yapılmış kese şeklindeki yapılardır. Mesane burada görünüyor idrar kesesi. Dördüncü yapımızda dış idrar kanalı dediğimiz üretradır. İdrar kesesinden sonra gelen ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan kanaldır arkadaşlar. Evet, burada bakalım bir böbreğin yapısından neler bulunuyor, bunlara bir bakalım arkadaşlar. Bakın böbreğin genel bir yapısı şu olarak bu şekilde gösteriliyor. Dıştan içe doğru şu en dıştaki yapı arkadaşlar bu kabuk kısmı dediğimiz korteks kısmı arkadaşlar. Kabuğun diğer adı korteks olarak geçiyor. Şu en dışta bulunan kabuk kısmı korteks olarak isimlendiriliyor. Ardından şurada Malpighi piramitlerini içeren, bakın tek tek gösteriyorum, bu Malpighi piramitlerini içeren öz dediğimiz medulla bölgesi var. Ve ardından bunlardan toplanan sıvının buraya iletilmesini sağlayan havucuk dediğimiz pelvis bölgesi bulunuyor. Tekrar ediyorum. En dışta kabuk bölgesi bulunuyor. Onun içinde Malpighi piramitlerinin bulunduğu arkadaşlar. Bakın öz medulla bölgesi bulunuyor. Onun iç kısmında da süzüntü oluşturuyor ve birikilen yer dediğimiz havucuk pelvis bölümü bulunuyor arkadaşlar. Bakın Malpighi piramitlerinin her birinin içinde arkadaşlar İçerisinde yapı ve görev birimi olan nefronlar bulunuyor. Bu nefronlarla arkadaşlar işte süzülme dediğimiz, geriye bilim dediğimiz, işte sağlanma dediğimiz olaylar, yani böbreğin bütün gerçekleştirdiği olaylar bu Malpighi piramidinin içinde bulunan nefronlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bakın genel bir nefronun yapısı da burada da görülüyor arkadaşlar. Genel bir nefronun yapısında burada başlangıçta bir Bowman kapsülü bulunuyor, ardından bir proksimal tüp bulunuyor, Henle kulpu var, distal tüp var ve ardından da idrar toplama kanalıyla sonlanıyor. Bunların bazıları korteks kısmında, bakın burası kabuk bölgesi korteks kısmı, korteks kısmında burada Bowman kapsülü bulunuyor arkadaşlar, glomerulus kılcalları bulunuyor, proksimal tüp bulunuyor, distal tüp bulunuyor arkadaşlar, bakın burada da görüldüğü idrar toplama kanalında yine bir kısmı bulunuyor. Öz bölgesi dediğimiz medulla kısmında ise sadece henle kulpu bulunuyor arkadaşlar. Bakın burada da zaten ifade ediliyor. Şimdi bakalım Malpighi cisimciği ne demek arkadaşlar? Malpighi cisimciği Bowman kapsülü ve glomerulus kılcallarının oluştuğu yapıdır arkadaşlar. İşte bu gördüğünüz Malpighi cisimciği olarak isimlendiriyor. İçinde yumak şeklinde bol kılcal damarları içeren glomerulus kılcallarından oluşan bir yapıdır arkadaşlar. İşte glomerulusla buradaki Bowman kapsülünün oluşturduğu yapıya ben Malpighi cisimciği diyorum arkadaşlar. Bakın Malpighi cisimciği böbreğin kabuk bölgesinde bulunuyor. Az önceki şeklimizde de göstermiştik. Malpighi cisimciği böbreğin en dış kısmında bulunan kabuk kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bakın ucundan bağlıyor, sonra Malpighi cisimciğinden sonra proksimal tüp geliyor arkadaşlar. Proksimal tüp, Bowman kapsülünün devamlı şeklindeki bir yapıdır. Kabuk bölgesinde bulunuyor. Bu bölgede, bu yapıdan sonra Henle kulpunun ön bölgesinde, distal tüpünde, kabuk bölgesinde olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Bakın burada da görünüyor. Burası bir Malpighi cisimciği, ardından proksimal tüp geliyor, ardından Henle kulpu ve ardından da distal tüpü görebilirsiniz. Distal tüp arkadaşlar toplama kalınlığına bağlanıyor. Toplama kalınlığının açık uçları havuzcuya açılıyor. Havuzcuya açıldıktan sonra da üreterle mesaneye iletiliyor idrar. Mesaneden de dış idrar kanalıyla dışarıya atılmış oluyor. Şimdi nefronun kılcal damarları nasıl? Bir kalbin sol karıncığından çıkan en büyük atardamar alttan gelen kanalımız böbreğe nasıl giriyor ve çıkışları nasıl gerçekleşiyor, süzülme olayı nasıl yapılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. En büyük atardamarımız biliyoruz ki aort atardamarı arkadaşlar. Aort böbrek atardamarına doğru bir dallanma yapıyor arkadaşlar. Böbrek atardamarı sayesinde böbrek atardamarından bu kollara ayrılıyor. Bu kollar sayesinde yetilen atardamarlar glomerulus kılcallarını sarıyor arkadaşlar. Ardından buradan oluşan süzüntüyle götüren atardamarlara tekrardan, süzüntüden sonra kalan maddeleri götüren atardamar oluyor. Nefron kanalını saran kılcallar tarafından küçük toplar damarlara aktarılıyor. Ardından böbrek toplar damarına aktarılıyor ve ardından alt ana toplar damarına aktarılarak tekrar vücuda kazandırılmış oluyor. Bakın kalp tarafından pompalanan kanın yaklaşık %20'ini böbrek atardamarı ile böbreklere getiriliyor. Bu miktar dinlenme durumunda %12'ye kadar da düşebilir ya da işte çalışma durumunda aktif olduğumuz durumlarda da %30'a kadar çıkabilme özelliğine sahip. İdrarın oluşum aşamaları neler, buna bakalım arkadaşlar. Nefron kan plazmasında böbrekten geçişi sırasında içindeki metabolizma artıkları, bakın karbondioksit hariç, bunları temizliyor. Kanın temizlenmesi için atılması gereken bazı maddeler var. Ne bu maddeler? İşte üre gibi, ürik asit gibi arkadaşlar, işte sodyum, potasyum, klor, hidrojen iyonları, bu gibi işte gerekenden fazla olan, bu vücutta birikme eğilimi gösteren iyonlar ve sular arkadaşlar, bunlar idrarın bileşimini oluşturacaklar. Bu maddeler kandan alınarak nefron aracılığıyla, nefronlar bizim yapı birimlerimizdir arkadaşlar, böbreğin havucu kısmına, oradan da tabii ki de üretere, üreterden de arkadaşlar idrar kesesi yani mesaneye iletecek, mesaneden de buradan üretra dediğimiz dış idrar kanalıyla dışarıya atılma sağlanacak. Bakın nefronlarda idrar oluşması için üç temel olay gerçekleşiyor. Bu üç temel olaydan birisi süzülme, diğeri geri emilme ya da geri emilme ve diğeri de salgılama olmak üzere üç tane temel olay gerçekleşiyor. Birinci olarak biz süzülmeyi görüyoruz. Süzülme, böbreklere gelen kanın süzülmesi glomerulus kılcalları ile, bakın Bowman kapsülünde meydana geliyor. Bakın bu Bowman kapsülü, şu yarım ay şeklinde görülen yapı Bowman kapsülü. Bu da glomerulus kılcalları. Glomerulus kılcalların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İki atardamar arasında bulunuyor. Getirici atardamar ve götürücü atardamar olmak üzere iki tane atardamar arasında bulunuyor. Bowman kapsülü içine yerleşmiş olan glomerulus kılcalları diğer vücut kılcallarından farklı olarak, bakın burada süzülme nasıl gerçekleşiyor? Süzülme iki atardamar arasında bulunuyor. Bakın buradaki glomerulus kılcalları iki atardamar, getirici atardamar ve götürücü atardamar olmak üzere. Kan basıncı burada sürekli sabittir. Kan basıncı bakın yüksek bir kan basıncına sahip, 70 miligram işte. Buradaki kan basıncı önemli. Kan basıncı sayesinde zaten süzülme dediğimiz olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Kan basıncının sabit olması, bu sabit olması tek yönlü bir geçişin olduğunu gösterir. Normalde biz size işte atardamarla ve toplardamarlar arasında kılcal damarlar biliyorsunuz ki. Bu atardamardan toplardamara doğru bir dokulardan geçiş nasıl oluyordu? Kan akışını söylemiştik. Kanın ozmotik basıncı sabitti. Kan basıncı aşağıya doğru inme gösterdiğinde damarlardan dokulara doğru bir besin geçişi gerçekleşiyor. Ama bunun tam tersi olduğu düzeyde, yani toplar damarlara doğru bir geçiş gerçekleştiğinde dokulardan birikmiş olan artık maddelerin geçişi ise işte bu kan basıncının değişmesinden kaynaklanıyordu. Yani madde giriş çıkışı arkadaşlar kan basıncının sabit olmamasından kaynaklanıyordu. Burada ise tam tersi. Kan basıncı sabit. Kan basıncının sabit olması geçişin tek yönlü olmasını sağlayacak. Yani süzülme burada tek yönlü gerçekleşecek arkadaşlar. Bazı maddeler Bowman kapsülünü geçebilecek, bazı maddeler geçemeyecek. Ki bu maddeler işte büyük organik moleküller geçemeyecek ya da kan hücreleri, kan proteinleri bunlar geçemeyecek. Bazı maddeler Bowman kapsülüne geçecek, bazıları geçemeyecek. Çift hatlı epitel'le çevreye bakın. Glomerulus kılcallarının yapısına bakın. Yine tek yönlü sıvı çıkışı olacak. Bunun nedeni de kan basıncının sabit olması ve aynı zamanda da arkadaşlar kan basıncının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Şimdi glomerulus kılcallarındaki kan basıncı kalbin kanı pompalamasından doğuyor arkadaşlar. Kan basıncı çok yüksek olduğu için buradaki tabii ki de glomerulus kılcallarındaki kan basıncı kalbin kanı pompalamasından kaynaklanacak. Yüksek kan basıncı kan plazmasının bir kısmının glomerulus'tan Bowman kapsülünün boşluğuna geçmesini sağlayacak. Az önce anlattığım olay arkadaşlar. Kan basıncının sabit olması ve yüksek olmasından kaynaklanan bir süzülme işlemi gerçekleşecek. O bol geçen maddeleri de ben süzüntü diyeceğim. Peki bu süzüntüden hangi maddeler geçecek? Su, inorganik tuzlar, glikoz, amino asit, ürik asit, amonyak, üretin gibi küçük yapılan maddeler bu süzüntüden geçemeyecek. Ama bazı maddeler geçemeyecek. Az önce de söyledim. İşte kan proteinleri geçemeyecek. Kan hücreleri geçemeyecek arkadaşlar. Ya da organik büyük moleküller bu süzüntüden içeriye doğru geçemeyecek arkadaşlar. Glomerulus'ta sadece süzülme oluyor. Geri eğilme olmuyor arkadaşlar. Neden ise glomerulus'un her yerinde kan basıncının sabit ve yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani geçiş her zaman tek yönlü gerçekleşiyor. Glomerulus'tan Bowman kapsülünün arkadaşlar süzüntünün geçme hızına biz süzme hızı diyoruz arkadaşlar. Süzme hızı sağlıklı bir insanda dakikada 125 milim, günde ise 180 litreye yakın bulabiliyor. Süzülme hızını etkilen bazı maddeler de var, etmenler de var. Ne bunlar? İşte kan basıncı gibi, sıcaklık gibi, madde değişimi gibi yapılarda süzülme hızını tabii ki de etkileyecek. Mesela soğuk havalarda, kılcal damarlarda daralma gerçekleştiği için arkadaşlar, soğuk havalarda daralmadan dolayı süzüntünün çok iletildiği için idrar oluşumu çok fazla görülür. Kan basıncında tabii ki de burada etkisi vardır. Sıcaklık etkisiyle süzüntü yani idrar oluşumu çok miktarda gerçekleşir. Evet bakalım şimdi hangi maddeler buradan geçiyor, hangi maddeler geçemiyor arkadaşlar. Bakın kanda bulunan al var, Bowman kapsülü arkadaşlar buradan geçemez. Aklı var, geçemez. Kan pulcuğu dediğimiz geçemezlik var. Neden? Al var, aklı var, kan pulcuğu dediğimiz bunlar kan hücrelerinde zaten bunlar geçemiyorlar. Glikoz geçebilir arkadaşlar, amino asit geçebilir. Albumin geçemez arkadaşlar. Neden? Bunlar kan proteini. Globulin de aynı şekilde geçemez kan proteini onun için. Amonyak, üreyin, glikasit, su, sodyum bunların hepsi arkadaşlar tabii ki de geçebilme özelliğine sahip. Evet, geri eğilme nasıl oluyor? Süzülmeyi gördük. Gelelim şimdi geri eğilmeye. Şimdi sırayla nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi genel bir nefronun yapısını açık bir şekilde buraya çizim olarak zaten yansıttık. Bakın burası Bowman kapsülü ve glomerulus'un bulunduğu yer. Yani Malpighi cisimciği arkadaşlar. Ardından burası proksimal tüp. Burası Henle kulpunun inen koluyla çıkan kolu. Burası distal tüp ve burası idrar toplama kanalı olarak ifade ediliyor. Şimdi süzüntü Bowman kapsülünden sonra nefron kanallarına ilerlerken aktif taşıma ve difüzyonla çeşitli moleküller geri emilecek arkadaşlar. Bakın bu pembeyle gösterilen yerler bunlar geri emilinin olduğu yerleri gösteriyor arkadaşlar. Nefronun farklı kısımlarında farklı maddelerin emilimi gerçekleşecek. Bakın burada proksimal tüpte sodyum, su, işte bazı besinler, işte potasyum gibi maddelerin geri emilimi gerçekleşecek. Henle kulpuna bakın suya geçirgen olduğu için burada suyun geri emilimi gerçekleştirilecek. Çıkan kolda işte sodyum, klorür gibi yapıların geri emilimi gerçekleşecek. Distal tüpte yine sodyum, su, bikarbonat iyonları bakın yine geri emilimi gerçekleşecek. İdrar toplama kanalında ise sodyum, klorür, üre ve suyun yine geri emilimi gerçekleşecek. Bakın burada distal tüpte bilmemiz gereken sodyum klorür, bikarbonat iyonları aktif taşımayla, su ise pasif taşımayla geri emilecek. Burada suyun geri emilimi bakın ADH antidiüretik hormon etkisiyle gerçekleşiyor. ADH hipofiz ve arka yolundan salgılanan bir hormon arkadaşlar. Bu da suyun geri evrimini sağlayan bir hormon. Susuz kaldığımızda ADH distal tüp hücrelerini etkileyecek, şuraya etkileyecek arkadaşlar. Hücre porlarını genişletecek, genişleterek daha fazla suyun geri evrilmesi sağlanacak. Hücreleri yüreğe geçirgen olmadığı için yüre yoğunluğu burada artmış olacak. Bakın mineral miktarı böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu var. Bu hormon sayesinde mineral miktarı da dengede olmuş olacak. İdrar toplama kalınlığı az önce de söyledik arkadaşlar. İşte su, üre, sodyum, klorür gibi iyonlarında geri evrimi burada tamamlanmış olacak. Geri evrilimi arkadaşlar hem pasif taşımanın hem aktif taşımanın gerçekleştiği bir yer olduğu için buralarda bir enerji harcama söz konusu olacak. Ama süzülmede tamamen kan basıncıyla bu olay gerçekleştiği için süzülmede hiçbir şekilde ATP harcanmayacak. Ama geri evrimde pasif taşıma varsa burada enerji harcanmayacak ama aktif taşımadan bir söz konusu söz ediliyorsa daha doğrusu burada bir enerji harcımı gözlenecek. Bakalım şimdi eşik değer nedir arkadaşlar? Eşik değer her maddenin kandaki normal değerine ben eşik değerini diyeceğim. Sağlıklı insanlarda glikoz ve amino asitlerin bakın %100'ü, suyun %99'u, sodyumun %99,5'u, ürenin de %50'si geri emilerek tekrar kanabiliyor. Yani bunların eşik değerinin altında olduğunu arkadaşlar, bunların neredeyse bakın tamamı üre hariç bunların hepsi geri emilme tabi tutuluyor arkadaşlar. Bir maddenin kandaki yoğunluğu eşik değerin üzerindeyse, yani gereğinden fazla varsa, bu değeri aşan kısım geri emilmez. İdrarla dışarıya atılacak. Böylece kandaki madde yoğunlukları ve ozmotik basınç sabit tutularak homeostasi dediğimiz o iç dengenin sağlanması gerçekleştirecek. Bakın örnek olarak verecek olursak şeker hastalarında kandaki glikoz oranı eşik değerin üzerinde olduğu için bu nedenle glikozun fazlası idrarla dışarıya atılır. Yani bu hastalığın genellikle idrarlarında zaten glikoz bulunur. Geri emilim maddenin kandaki yoğunluğuna bağlı gerçekleşir. İşte yoğunluğa bağlı gerçekleştiği için pasif ve aktif taşıma burada rol alacak. Yani geri gitmediği sürece aktif taşıma yapılmayacak arkadaşlar. Bakın glomerulus'tan Bowman kapsülüne süzülen sıvı tümüyle dışarı atılsaydı ne olurdu arkadaşlar? Glomerulus'tan bazı maddeler Bowman kapsülüne geçiliyordu. Bu süzülen sıvı tümüyle biz dışarıya atılım gerçekleşseydi, yani proksimal tüpte, Henle kulpunda, distal tüpte bunların hepsini arkadaşlar sıvı ve bazı mineraller geri emilmeseydi ne olurdu diyor. Ne olacaktı? Sıvı tümüyle dışarı atılırsa vücudumuz susuz kalacaktı. Biz de karada yaşayan bir insanlar olarak yani canlılar olarak ne olacak? Sürekli suya ihtiyacımız var. Bu su kaybını önlemek için işte böbreklerimiz sürekli onları ne yapıyor? Suyun neredeyse tamamını geri emilmiş şeklinde vücuda kazandırmış olur. Eğer böyle olsaydı sürekli su kaybedecektik. Organik molekülleri ve inorganik molekülleri de vücutlarımızdan dışarıya atarak sürekli kaybetme eğilimde olacaktır. Proksimal tüpte bulunan işaretli bir maddenin distal tüpte bulunmamasını nasıl açıklarız arkadaşlar? Proksimal tüpte varmış ama bu madde distal tüpte bulunmaması. Demek ki bunlar aktif taşımayla demek ki bunlar ne yapmış? Tekrardan geri emilmiş. Yani burada bir aktif taşımanın olmasından söz ediyor arkadaşlar. Proksimal tüpte var ama distal tüpte yoksa demek ki aktif taşıma devreye girmiş. Aktif taşıma sayesinde bunlar tekrardan vücuda kazandırılmış. Gelelim şimdi salgılamaya. Bakın burası proksimal tüpte, Henle kulpuydu, distal tüpte, idrar toplama kanalıydı. Şimdi glomerulus arkadaşlar burada glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçemeyen bazı maddelerin nefronu saran kılcallar var arkadaşlar. Bu nefronları saran milyonlarca kılcallar var. Bu nefrona verilmesine salgılama veya aktif boşaltım deniyor. Demek ki burada aktif bir boşaltım varsa demek ki enerji harcanması söz konusu olacak. Peki kimler bunlar salgılama ya da aktif boşaltım yapanlar? İşte ilaçlar, bazı asitler ve bazılar, zehirli maddeler, amonyak, bikarbonat, hidrojen ve potasyum iyonları, yine boya gibi bazı atık maddeler arkadaşlar bunların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayacak. Aktif taşımaya da oluyor, aktif taşıma enerji harcanan bir olaydı. Sağlıklı olmayan kişilerin kanında eşik değerin üzerinde bulunan glikoz, işte ya da vitamin ya da aminoasit gibi maddelerin bunların vücuttan uzaklaştırılması sağlanacak. Bakın burada kabuk bölgesinde bulunan işte proksimartüpte amonyak, burada bakın potasyum ya da hidrojen, bunlar salgılanma maddesi sonucunda arkadaşlar vücuttan uzaklaştırılma yetkisine sahip. Evet, burada bir örneğimiz var. Glomerulus kılcalında bulunan işaretli bir maddenin Bowman kapsülünde bulunmadığı halde distal tüpte bulunması nasıl açıklanır arkadaşlar? Demek ki bak, glomerulus kılcalında bulunan işaretli bir madde Bowman kapsülünde geçememiş. Ama distal tüpte bulunmasını nasıl açıklarız? Distal tüpte demek ki bir salgılanma olayı gerçekleşmiş. Orada bir aktif taşıma olayı gerçekleşmiş ki tekrardan bunu vücuda kazandırılmış. Yani bu Bowman kapsülünden geçemeyecek bir büyük bir maddeymiş. Ama bunları tekrardan arkadaşlar distal tüpün çevresinde bulunan o kılcal damarlar sayesinde tekrardan salgılama yöntemiyle aktif taşımayla vücuda kazandırılması sağlanmış. İdrar atılımı nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. Sağlıklı bir insanda süzülme, geri eğilme ve salgılama olayları sonucu oluşan idrarın yapısında bakın üre var, ürik asit bulunuyor arkadaşlar. Üre, ürik asit, kreatin gibi organik maddeler bulunabiliyor. Bunun yanında su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, işte fosfat, amonya gibi inorganik maddeler de bulunuyor. Günde ortalama 1 ile 1,5 litre arasında idrar oluşumu gözleniyor. Alınan besinin durumuna göre tabii ki de idrarın pH derecesi de değişebiliyor. 5 ile 7 arasında değişim gösterebiliyor. Oluşan idrar toplama kanallarıyla böbreğin havucu kısmına aktarılacak. Havucu kısmı da iç idrar kanalı dediğimiz işte üretere getirecek. Üreter de mesaneye, idrar kesesine aktaracak. İdrar kesesinden de arkadaşlar dış idrar kanalı dediğimiz yapıyla birlikte dışarıya atılmış olacak. İdrar kesesi 300 ile 500 cm3 idrar alıyor arkadaşlar. İdrar kesesinde biriken idrar zaman zaman üretrede zaten dışarıya atılıyor. Yüz kaslardan yapıldığı için belirli bir süre insanlar ve canlılar idrarını tutabilir. Ondan sonra aşırı bir gevşemeden kaynaklanan idrar tutamama olayı da gerçekleşebilir. Evet, bakalım şimdi bir sorumuz var. İnsan böbreğinde 1. Süzülme, 2. salgılama, 3. geri eğilim olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi için gerekli enerji böbrekteki hücrelerde üretiliyor? Bakın süzülmede ben kesinlikle zaten ATP harcamıyorum. Süzüntüde ya da süzülmede ATP harcaması gerçekleşmiyor. Süzülme olayı tamamen kan basıncıyla gerçekleşen bir olay arkadaşlar. Yüksek kan basıncıyla iki antar damar arasında gerçekleşen bir yapıydı. Salgılamada enerji harcanması gerçekleşiyordu. Geri evrimde de aynı şekilde enerji harcanıyordu. Demek ki bizim cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Evet, böbreğin düzenleyici etkisi neymiş? Buna bakalım arkadaşlar. Böbrekte süzülme, geri eğilme, salgılama olayları sonucunda kanın birleşimi, yani içindeki işte o organik ve inorganik iyonların dengesini, su ve iyon dengesini, hacmine, bir kan hacmi var biliyorsunuz ki, pH derecesi yani asitlik bazlık derecesi tabii ki de bunların düzenlenmesi sağlayacak. Kanımızın pH'i normalde arkadaşlar 7,4. Bunların üzerinde bir değişim gerçekleştiğinde hızlı bir değişim canlının ölümüne neden olabilir. Bakalım şimdi kanın bileşiminin düzenlenmesi nasıl sağlanıyor arkadaşlar? Kan böbrekten geçerken süzüntüdeki bazı maddeler dışarı atılır, bazıları da kana geri verilir. Böylece kanın bileşimi düzenlenmiş olur. Yani ben bazılarını vücut, yani fazla glikozu mesela vücuttan dışarıya atacağım. Ama vücudumda az bir miktarda, kanımda az bir miktarda glikoz varsa onu geri emilimle tekrardan vücuduma kazandırabilirim. Kanın su ve iyon dengesini sağlaması, bakın kanın su ve iyon dengesi hipofil bezinin arka bölümünden sağlanan, az önce de anlatmıştık. ADH denilen antidiüretik hormon vardı. Bu böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonunun etkisiyle bunlar da su ve iyon dengesi sağlanır. Antidiüretik hormon sayesinde suyun geri eğilimi sağlanırken aldosteron sayesinde de